Muhsin Farizade suikastının ardından tekrar gündeme geldi. Kendisi suikast olduğunda cezaevindeydi. İran neden Celali Farizade suikastından sorumlu tutuyor? Öyle bir şey ben rastlanmadım aslında. Gerçek dışı gerçekten de. Çünkü bakın yani mesela Netanyahu veya İsrail eski başbakanı Ehud Olmert 2016 veya 17'de mesela verdik, pardon 2018'de çaldıkları belgeler üzerine Fahrizade'nin isminin öne çıkartıyorlar ve verdikleri röportajda mesela Fahrizade'den bahsediliyor. Ama Doktor Celali 2016'dan itibaren cezaevinde bile. Yani adam 5 senedir cezaevinde, hiçbir ilgisi yok. Ama mesele şu, yani devrim muhafızları, nükleer güç şeyinin iddiasına göre şöyle bir şey oluyor. 2008'den Celali İsveç'te yaşıyor ve Belçika'da da bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyormuş. 2011 veya 12'de bir workshop için İran'a davet ediliyor. Workshop kimler içinmiş? Nükleer maddelerle, yani radyoaktifle temasta olan insanların sağlıkları nasıl sağlanacak? Öyle bir başlıklı bir workshop. Orada sanırım 6 veya 7 kişinin katılımıyla bu workshop gerçekleşiyor. Yani orada bir türlü ders veriyor diyelim Doktor Celali. Radyoaktifle temasta olan kişiler için nasıl yapmaları gerekiyor diye. Ondan sonra o kişi, katılımcıların hepsinin ismi ya Amerika yaptırım listesine geçiyor veya İsrail tarafından terör hedefi haline geliyor. Yani bazıları hatta terör ediliyor. Devrim muhafızları şöyle bir iddiada bulunuyor. Yani bunlar kim fişledi? Celali fişledi. Kimse Celali'nin dışında bu meseleden ya veya bu şahısların kim olduklarına haberi yokmuş. Ama gerçek bu gerçekten gerçek dışı. Çünkü o üniversite, yani devrim muhafızlarına bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'nin web sitesinde 6 ay boyunca workshop'un haberleri, kim yaptığını, katılımcıların bile isimleri varmış. Yani Celali, bir ister Celali olsun ister başkası olsun fişlemeye gerek yokmuş. Yani kendileri bile haber yapmışlardı onu ve yayınlamışlardı. Yani kim o workshop'ta varmış filan, her şey ortadaymış İsrail'de. Yani bir gizli bir servisten bu bilgileri almaya veya ayrıntıları almaya bile gerek yok. Yani istihbarati bir bilgi değilmiş. Kendileri yapmışlardı. Ama bu iddia üzerine tekrar bir türlü İran'a çekiliyor 2016'da. Orada bir konuşma için İran'a davet ediliyor Tahran Üniversitesi tarafından ve tutuklanıyor. Şimdi mesele ne? Yani kendileri de biliyorlar. Celali gerçekten suçsuz. Yani kendileri yapmışlar bu haberi. Eğer bir fişleme falan da söz konusu değil zaten. Ama İki tane şey var, rejim adamı son aylarda Avrupa'da tutuklu bulunuyor. Birisi bir savcı, Hamit Nuri isminde, İsveç'te savcı. 80'lerde, yaz 1988 yazında gerçekleşen katliam, solcu ve İslamcı solcu katliamlarına, yani hapishanede 3000 kişinin katliamının da rol alan bir savcı aslında. Peki ondan sonra avukatlığa falan geçiyor. Yargı erkinden çıkmış oluyor. Ama İsveç'e geldiğinde geçen sene muhalefet isteğiyle tutuklandı. Bir de bir diplomat Avusturya'da görev yapıyor. Asadullah Esedi isminde. Asadullah Esedi Avusturya'da diplomat. Ama yani dokunulmazlığı da Avusturya'da. Onun dışında dokunulmazlık onun hakkında söz konusu değil. Bomba getiriyor. 3 Belçika vatandaşına veriyor. Bu bomba halk mücahitlerinin oturumunda 2018'de
yani patlama amaçlı onlara teslim ediliyor. Almanya'da tutuklanıyor. Almanya'da suç ortaklarının Belçika'da olduğu için Belçika'ya teslim etmiş. Şu anda mahkeme süreci geçiliyor. Yani 4 kişilik o diplomat ve 3 Belçika vatandaşı suç ortakları için. Şimdi ve başka taraftan da Celali hem İsveç vatandaşı hem de Belçika için çok önemli. Çünkü Belçika'da da oturumu varmış ve Belçika'da da bir üniversiteye çalışıyormuş. Dolayısıyla ister Esed ile, Asadullah Esed ile böyle muhafaza değişim veya Hamit Nuri ile değişim gerçekleşebilirse yani bunlar amaçlarına ulaşmış olabiliyorlar. Yani bir suçsuz orada yakalanmış bir taraftan da yani aslında böyle daha rehine haline geçmiş maalesef. Çok bir kargaşa bu dosyada görünüyor da umarım inşallah bir türlü tahliye edilir ve ailesine, İsveç'te ailesine kavuşur. Pardon. Avrupa'dan da Celali için bazı girişimler oldu. Eylemler ya da İsveç parlamentosunda da gündeme geldi. Sizce bu girişimler sonuç verir mi? Yani bence rejim böyle yeni bir gergin ortama girmek istemeyecek. İsrail tarafından böyle terör saldırıları, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yani böyle bir ittifak bloku Orta Doğu'da İran aleyhine ve aynı zamanda da İhvan bloğu aleyhine yani ister Türkiye Katar aleyhi olsun ister İran aleyhi olsun oluşmuş halde. Başka taraftan da Biden'in Beyaz Saray'a gelmesiyle tekrar İran-Batı ilişkilerinin düzelme imkanı açılışıyla Avrupa ile yeni bir gerginliğe geçmesini sanmıyorum. Hem İsveç çok ciddiyetle sert bir tutum aldı, hem de Belçika sert bir tutum aldı. Bunu da ben eklemek isterim sizin raporunuza. İran asıllı Belçika milletvekili Derya Sefaili'nin teklifiyle şöyle bir yasa dün Belçika Federal Meclisi'nden geçmiş oldu. Celali'nin idamı gerçekleştiği andan itibaren Belçika diplomatik ilişkilerini İran'la kesme zorunda. Yani bu dün mecliste yasalaştı. Yani eğer böyle bir şey yaparlarsa Belçika diplomatik ilişkilerini kesmiş olacak. O bir taraftan da İsveç'te bahsettiğiniz gibi başbakan çok sert tutum aldı. Yani Avrupa'nın iki çok önemli ülkesiyle İsveç ve Belçika ile böyle bir soruna girmelerini sanmıyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz. Sayın Arif, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim.